Bu videomuzda erişim belirleyicileri göreceğiz. Erişim belirleyiciler zaten adından da anlaşılabileceği gibi bizim bu klasımıza nerelerden erişilebileceğini göstermekte. Yani bizim bu klasımız nerelerde kullanılabilir. Şimdi ilki public. Ben buraya gelip public yazdığımda public'in zaten kelime anlamı halka açık demek. Yani public oluşturulan bir klas, public olarak oluşturulan bir klas ne yapabiliyor? Şunu yapabiliyor. Public olarak oluşturulan bir klas solution'da her yerde kullanılabiliyor. Solution hangisi peki? Şu. Yani ben bunun içerisine gelip farklı bir projede eklesem sağ tıklayıp ekle yeni projede yapsam bu solution üzerinde bu student klasım her yere gidebiliyor. Her yerden çağrılabiliyor. Hemen mesela bir deneyelim. Sağ tık yaptım. Ekle dedim. Yeni proje dedim. Burada buna proje 2 diyelim. Denemek amaçlı oluşturuyoruz zaten. Bu proje 2 üzerine bakın geldim. Bunlar farklı projeler. Bizim student class'ımız nerede? Bakın C# OP'nin içerisinde bu proje 2'nin içerisinde şurada student dediğimde bakalım çağırabilecek miyim? Çağıramadım. Neden çağıramadım? Hemen bunu tespit edelim. Mouse'umu üzerine getirdim. Olası düzeltmeleri gör dedim. Bakın başvuru eklemeniz lazım. Başvuru eklediğiniz takdirde public olan class her yerde kullanılabilir. Ekliyorum başvuruyu. Bakın artık kullanılabildi. Yani using C# OOP dedik ve student'ı oluşturabildik. Tabi bu student yazıp bırakamıyoruz böyle. Ne diyelim mesela new student diyelim. Bir nesne oluşturalım. Eşittir new student diyelim. Şu şekilde newleyelim. Bakın başka projeden bunu kullanabildik. Tabi şunun başvurusunu ekledikten sonra Using'ini. Neden? Çünkü şunun içerisinde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun public'i farklı bir solution'da kullanabiliyoruz yani. Peki biz bunu public yapmadan önce bu neydi bu arkadaş? Internal'dı. Değil mi? Yani demek ki neymiş? Otomatik olarak internal geliyormuş bir klası oluşturduğumuzda. Bunda ise şöyle bir durum var internal'da. Internal yaptığımda farklı projelerden erişemiyorum. Bakın şeyine başvurusunu kullansam bile erişemedim. Yani ben bunu internal yaparsam sadece bu proje içerisinden buna erişebiliyorum. Tabi bu proje içerisinde başka bir CS dosyasından erişebilirim. Ama başka bir projede internal yaparsam bunun instance'ını da yani bunun bu bağlantısını da versem bunu kullanamıyorum bu şekilde protected diye bir class daha var. Daha class çeşidi yani erişim belirleyici daha var. Bu protected'ı daha sonra göreceğiz. Protected'ı daha sonra göreceğiz. Çünkü bununla beraber bir OOP özelliğini daha kullanmamız gerekiyor ki biz bunu protected yapabilelim. Bu protected'ı daha sonra göreceğiz ama bu çeşit de var. Ve son olarak private var ama private'dan önce aslında şöyle de yapabiliyoruz. Hem internal hem protected yapabiliyoruz. Ama bunu daha sonra göreceğiz. Dediğim gibi şu protected'ı daha sonra göreceğiz. Çünkü bu farklı bir özellik daha kullanacak. Inheritance kullanacak. Araştırmak isteyenler araştırabilir. Yani inheritance özelliğini kullanarak protected yapabiliyoruz. Bunun için de iki class gerekiyor ama bu inheritance'a daha sonra değineceğiz. O yüzden şimdilik protected'ı göstermiyorum. Son olarak private var. Private zaten kelime anlamı olarak özel demek. Private dediğim an ad alanında tanımlanan öğeler private olarak açıkça bildirilemez demiş zaten burada. Şimdi biz bunu private olarak bildirdiğimizde private olarak bir şey oluşturduğumuzda şöyle oluyor. Biz bunu burada da kullanamıyoruz. Yani ben bu student'ı burada da kullanamıyorum. Tabi şu an şuradaki hatayı çözmemiz lazım. Şöyle yapalım mesela. Buna public diyeceğiz. İçerisinde bir nesneye private verdiğimizde tabi bu sadece klaslar içinde geçerli değil. yani başka bunun içerisinde oluşturduğum başka bir değişkene bakın mesela public diyebiliyorum ama private da diyebiliyorum. Mesela private deyip ne diyelim? private integer id diyelim bize önerdiği şekilde. Bakın gelin deneyelim. Ben bu private'a erişebiliyor muyum? Bunu public yapma durumundayım. Çünkü ne dedi? İsim alanında belirlenenler private olarak verilemiyor. Ben bunun içerisindeki bir değere ne yaptım? Private yaptım. Bakın bunlar aynı projede. C Sharp OOP'de. Şurası değişmiyor. Ben gelip student oluşturabiliyorum tabi ki. Student x diyelim. Direkt eşittir. Niye student? X nokta diyelim. Bakın ID gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü ben bunu private yaptım. Private olduğunda sadece aynı klas içerisinden erişim sağlanabiliyor. Ama... Get set diye bir olay var. O get seti yaparak da ulaşabiliyoruz. Araştırmak isteyenler araştırsın diye diyorum. Biz bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. Ama private'ın olayı zaten bunun erişilememesi. Şu değere erişemiyorsun. Bu şekilde bakın x nokta dediğimde buna erişemiyorum. Gelip bir tane daha değer oluşturalım. Public mesela string şöyle string name diyelim. Bakın bu name'e ulaşabiliyor muyuz? Ne dedi? Tamam bu hani e, null olarak bırakılabilme olayı o sadece uyarı veriyor. X nokta diyelim bakın name'e erişebildim. Neden? Çünkü bunun belirteci public. Bunun ise private. Bu şekilde erişim belirteçlerini gördük. Protected'ı daha sonra göreceğiz demiştim zaten. Bundan sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.